9 tane ileri analizleri yaptığımız cihaz analiz laboratuvarı, 3 tane de üniversitemizin farklı akademik birimlerini kullandı. Yapıyoruz hocam. Yapıyoruz. Şu anda hatta birçok konuda veterinerlikle, tıpla, kimya alanından hocalarımız. Yani bütün hocaları birbirine bağlayacak. Evet hocam. Şu anda mesela kanama durdurucu sargı... Birçok projenin tamamlanmasına olanak sağlıyoruz başkanım. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde yeni bir dolgu maddesi çalışmasında diş dübül yapılarında bu dolgu maddesinin ne kadar penetre ettiğini, ne kadar tuttuğunu analizini burada gerçekleştirdiğimiz medikal ürünler, daha doğrusu medikal çiftler üzerinde bu cihazı bizim buradaki şöyle ki mikrokuyular yapıyoruz. Tamam. Mikrokuyularda daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde hücre üretiyoruz. Yedekleri de malzeme temininde güçlük çekiyor musunuz? Valla ben yani tıp fakültesiyle ilgili ama sanırım yok. Yani şu ana kadar bize iletilen bir şey olmadı. Bazı preparatlarla ilgili bir sıkıntımız vardı. Onları hocamla birlikte çözdük. Bazı preparatlarımız vardı. Zaten mikroskopuyla. Bizim laboratuvarımızın diğerlerinden ayrılmadan tamamen asık ürünlerden biyomaltını kullanıyoruz. İnanılmaz güzel derecede yara iyileştirici etkisini bulduk. Üreteceğimiz ürünleri. Teknoparkımızın kurulmasını dört gözle bekliyoruz. Şirket konuşma ihtimali o zaman. Hem sağlık gerektiğini... Çok kıymetli basın mensupları, önce hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Aksaray Üniversitemizdeyiz. Dün başladığımız ziyaretleri bugün devam ettiriyoruz. Üniversitemiz gerçekten önemli bir gelişme kaydediyor. 2006 yılında kurulmasına rağmen ki yaş itibarıyla 20 yaş altında bir üniversitemiz olmasına rağmen bölgeyle entegrasyonu sağlamış üniversite sanayi işbirliği ve ihtisas alanlarında fevkalade önemli gelişmeler kaydetmiş bir genç üniversitemizdir. Bugün üniversitemizde üniversitemize bağlı bilimsel ve teknolojik araştırma uygulama merkezini geziyoruz. Bu merkezimiz Türkiye'de diğer üniversitelerimize örnek olabilecek bir araştırma kapasitesine sahip olduğunu ifade edebilirim. Burada aldığım bilgilere göre 21 tane tematik araştırma laboratuvarımız var. Bu araştırma laboratuvarlarımızda sadece üniversitemizin öğretim üyelerinin araştırmalarının test edildiği yahut araştırmalarına destek veren bir kapasitede değil, aynı zamanda bu araştırma laboratuvarlarımız bölgenin, Aksaray'ın ve civar illerin, hatta bütün Türkiye'de araştırma yapan diğer üniversite öğretim elemanlarının da araştırmalarına destek veren kapasiteye sahip. Bu bakımdan merkezimiz aslında örnek bir merkez. Bu örnekliğini aslında sadece araştırmayla da sınırlamamak gerekiyor. Aldığımız bilgilere göre, hocalarımızdan aldığımız bilgilere göre burada yapılan çalışmalar üniversite sanayi işbirliği bakımından da fevkalade önemli. Nasıl diye soracak olursanız, sanayinin ihtiyaç duyduğu testler, önemli ileri testler bu laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. Yani sanayicimiz bu merkezimize gelmek suretiyle bu laboratuvarların imkanlarından istifade etmek suretiyle kendi yapmak istedikleri ürünleri, ortaya çıkarmak istedikleri ürünleri buralarda test etmekte ve üniversitenin araştırma kapasitesinden istifade etmektedirler. Bu bakımdan bu merkezimizin ortaya çıkmasında ilgili bakanlıklarımızın fevkalade önemli katkıları oldu. Bunun yanı sıra ilimizin valiliği, belediye başkanlığı ve üniversitemizin senatosu bu merkezimizin gelişmesi için büyük bir çaba içerisindedir. Bu bakımdan el birliğiyle, iş birliğiyle inanıyoruz ki Aksaray'daki araştırma, bilimsel ve teknolojik araştırma uygulama merkezimizin ileride biz Yüksek Öğretim Kurulu olarak bir mükemmeliyet merkezine dönüşme potansiyeli taşıdığını gözlemledik ve bundan dolayı da fevkalade memnun olduğumuzu sizlerle paylaşmak isterim. Üniversitemizin bu bilimsel ve teknolojik araştırma merkezi bu vasfıyla aslında olacak olursa üniversitemiz öğretim üyelerinin de bilimsel performansını ve üretkenliğini arttırmada önemli rol oynadığını anlıyoruz.
bilhassa uluslararası önemli dergilerde üniversitemizin adresiyle yayınlanmış makalelerin ortaya çıkmasında bu araştırma merkezimizin bir rolü olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra laboratuvarlarda bugün hocalarımızla ve yüksek lisans doktora öğrencilerimizle de beraber olduk. Aldığımız bilgilere göre üniversitemizin ilgili bölümlerinde, zannediyorum hangi bölümlerdi bunlar? Moleküler biyoloji ve genetik alanında çalışan hocalarımız öğrencileriyle beraber ileride ticari ürüne dönüşebilecek çalışmalar, ürünler peşinde koştuklarını memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. İnşallah bu çalışmalar üniversitemizde Teknopark ki yakında kurulacağını öğrenmiş olduk. Teknopark'ın kuruluşuyla başka bir faza, başka bir evreye geçecektir. Biz Yükseköğretim Kurulu olarak bu faza geçişte üniversitemize yaptığımız destekleri sürdürmeye devam edeceğimizi sizlerle paylaşmak isteriz. İnşallah.